Hiç utanmadın mı demek istiyorum. Kocamı zorla suça azmettirirken. Hem de 20.000 liraya. Senin derdin ne? Vallahi bizimkisi geçim derdi Alihan Bey. Hayat çok pahalı. Şimdi bana da bir 20.000 veriyorsun. Ben de çenemi kapalı tutuyorum. Ha, yok vermem diyorsan tabii sen bilirsin. E sen alışın zaten içeri girmeye. Ne olacak canım? Bir kere de kundakçılıktan girersin. Şantaj yapıyorsun yani. Ha ha. Bunun suç olduğunu biliyorsun değil mi? Kız senin işlediğin suç yanında bu hiçbir şey. Kocamın zordunu bundan faydalanıp onu kullanıyorsun. Üstüne oh ne güzel çocukların denizin karşısında kendini büyütüyorsun, kahraman yapıyorsun. Aklın var maşallah. Ama hep hainliğe çalışıyor. Hiçbir şeyi kanıtlayamazsın. Ay sen öyle san. Sana da yok olsun be. Ne vicdansızsın ama. Bayağı cayır cayır yapıyordun kadını. Deniz'in orada olduğunu bilmiyorum. Ben sadece ailemi bir araya getirmek istedim. Hepsi kayıt altında. Tanışalım istersen Alihan Bey. Beni Turgut'la karıştırma. Fikriye ben. Ay. Şu söylediklerini çocuklarla Deniz duysa ne olur? Ay, mahvolurlar maazallah. Neyse. Benim vaktim biraz kısıtlı da. Veriyor musun parayı? Ne bakıyorsun öyle ayol? Kızdan 2 saatte çıkartıyorsundur o parayı burada. Dua et. Ben tok gözlü, tok gönüllü bir insanım. Yoksa hani misal 200.000 lira falan da istenebilirdi yani. Gel benimle. Aa, bana bak. Turgut bilmeyecek bu meseleyi. Aramızda kalacak ona göre. Yanında çalışmaya da devam edecek. Şey diyorum, acaba önümüzdeki günlerde sen şu Turgut'un maaşına biraz daha mı zam yapsan? E malum verdiğin para komple krediye gidiyor. Şansını zorlama istersen ha? Aa, sinirlenme paşa. Bakma sen, bu parayı hakkımız olduğu için alıyorum senden. Yoksa ben senin tarafındayım yani. Deniz'le birleşmenizi o mahallede bir tek ben istiyorum. Kime istersen sor. Vallahi bak. Kız. Getir kitaba el basayım. Diyeceğim de. Kitap burada ne arar? Thank you.